Tuğba Gelin'in sunum masası 18 çeşit ikramla göz dolduruyor. Muhallebili tart kek, yaprak sarması, ıslak kurabiye, çikolata parçalı kurabiye, susamlı kurabiye, fasulye turşusu kavurması, orman meyveli cheesecake ve şehriyeli tavuk salatası masadaki lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar, Tuğba Gelin'in sunum masasındayız. Haftanın final masası aslında, evet. Bakacak olursanız. Hoş geldiniz masama. Ve ayrıca masama. Bizim Aslı Hüner'le Gelin Evi'nin sezon final masası da oluyor. Evet. Evet, şimdi 5 masa gördük hanımlar. Şimdi şöyle bir Tuba'nın masasına da bakın. Evet. Hepsi çok güzel gözüküyor. Evet, gerçekten. Peki evet, ilk günden bugüne kadar en iyi masa acaba kimdeydi? Bence benim masamdı. Bence benim masamdı. Bence ya herkese göre kendimize göre ama herkes emek verdi. Bence hepimizinki çok güzeldi. Evet Aslı Hanım, biz bu konuda kesinlikle evet. Az önce de konuştuk zaten. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynen. Hiçbirimizin masasına kötü bir yorum yapılmadığı, yemeklerle ilgili bir hakaret, bir kötü yorum, yemeklerle bir terbiyesizlik. Kabul edemeyiz. Zaten. Evet ben evet. Mesela evet. Daha önceki gelinlerde izledim, yemek sipariş edeni bile var. Bu çok ayıp bir şey. Ya yemek... Evet, oluyor öyle şeyler. Yani o yüzden ben hiçbirimizde böyle yani... bir şey görmedim. Ha ben şöyle anladım. Hazırlığını yapamayıp dışarıdan yemek siparişi veren gelinler oldu. Yine ona okeyim ama masayı yapan saygısızlığa, işte beğenmeyip burun kıvırmak, kötü davranmak, sonuçta bu bir nimet. Evet. Bunu bulamayanlar da var. Tabii. Bu yüzden bütün arkadaşlarıma hakikaten kalpten teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hepiniz hepinize yaptınız ama hiç kimse kimsenin masasına kötü bir yorum yapmadı. Ama eğer sunum diyoruz. Sunum olarak söylüyorsanız ben kendi masamdan. Evet. Hani, sen ne diyorsun Kader? Ben kendi masamı söylüyorum. Tabii sen ki kendi masam. Ben de kendi masamı. Hepiniz kendi masanız diyorsunuz. Evet. Peki. Neyse son sözü ben söyleyeceğim herhalde. Şimdi bakalım neler olacak. Evet gerçekten şakayı bir yana bırakalım. Bu hafta hepinizin masası çok keyifli, çok özenli, çok da lezzetliydi. Bir de eğlenceliydi. Aynen öyle. Hepinizin ellerine kollarına sağlık. Sağ şimdi Tuğba gelinimizin masasını değerlendirelim. Öncelikle tabak, bardak, çatal sunumuna geçelim. Nasıl buldun? Sonra çeşitlere dönelim, olur mu? Ben başlamak istiyorum. Peki. Tabii Dilekçim. Teşekkür ediyorum. Başlayabilirsin. Şimdi ben masada ve Tuğba'nın masası çok güzel gözüküyor. Ahşap değil mi? Ahşap. Ya o yüzden ört sevmiyorum. Ben ve çizilmesin diye. Ekstra ortaya güzel bir runner bence evet. Daha güzel olur. Yeterli olurdu. Evet, evet. Çünkü ahşap bir de yani küçük zaten güzelliğinden de hani evet. Runner küçük güzel yani. Durabilirdi. Aynen. Yalnız ben şu inci detayı da şuradaki inci detayına evet, bayıldım. Çok güzel duruyor. Evet mercimekli köfteyle peçetenin incilerine kızlar bayıldılar. Aynen. Şöyle ve şu sunumluklarına bayıldım. Buna ne kadar aldın? İkili sanırım değil mi? İkisi 300 lira falandı. Çok güzel. Uygun. Fiyatı da çok uygun geldi bana. Onun haricinde tabaklarına bayıldım. Ben böyle evet ben çok seviyorum. Yani çatal kaşık takımı da güzel. Ama altın sarısı olsa daha güzel olurdu bence. Evet. Bu masada çünkü tabakların köşesi altın. Sadece sarısı. Bunu sarı olarak kullanmak istedim. Yani abi. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Hakikaten sen ne yaptın? Bunları kimler hazırladı? Aslında ben sadece şunu yaptım. Çok vaktim yoktu o yüzden ben de yapmak isterdim. Evet. Patates salatası galiba, patates salatası, yoğurt soslu. Evet, yoğurtlu. Püre. Mücvere benzettim ben ama de. Çok güzel. Patates salatası o. Evet. Cheesecake'i canım arkadaşım Damlacığım yaptı. Damlacığım. Ellerine damladın. Sağlık. Damladın bak evet. Damlacığım yapmış, damlamış her yere de. Çok güzel. Mercimek köftesini. Ay bunu kim yaptı böyle? Annem ve Aziz çok ablacığım güzel. Yaptı ellerine çok sağlık. Çok kibar ne zaman. İlk defa böyle bir sunum görüyorum. Evet, ben evet. Mercimek sevdim. Limon dilim çok yakışır. Sunum bana ait. Çok şık evet, olmuş. Eline sağlık. Bunlar da Karadeniz yöresine ait. Fasulye turşusu. Şu da galdirik turşusu diyorlar şuna. Kavurma evet. Bayılırım. Kavurma. Çok güzel. En çok yiyen gelin olarak söylüyorum. Harika. Gurme. Sarmalar da yanında yalnız evet, sarmalar bu defa sarması. dik koyulmuş evet, fark ediyor. Güzel. Ben seviyorum böyle durması. Bu da annemin sunumu. Sağ ol. Bu ne sarması? O ne sarması? Yaprak sarması. Bu da lahana sarması. Kara yine lahana. Karadeniz. Evet kara lahana. Dolu bir masa. Önde de bir şeyler var. Evet önde de bayağı bir merak ettim. Bu şehriyeli tavuk normal, salatası. Şehriyeli tavuk salatası. Normal çekmiş güzel. Evet, arpa şehriyeli. Arpa şehriyeli. Bizim gelin evinin
sezondaki vazgeçilmez salatası olmuş. Evet. Bu hafta 3 kere yedik aslında. Yani, ama yani biz her hafta 3-4 kez gördük bunu. Nedense gelinler arpa şehriye salatası veci taktılar. Bir de kısır güzel oluyor. Yok kısıra hasret kaldım vallahi. Uzun zamandır olmuyor. Hasret kaldım. Kısırın yerini bu aldı. Dayımın eşi Tuğçe yengem yaptı. Ooo eline sağlık. Muhallebili tart kek. Ya muhallebili tart kek. Ben de çok seviyorum. Bayılım. Muhallebi olması cezbe. Başka orada ıslak kakaolu ıslak kurabiye vardı. Evet. Onu da yine canım gelin arkadaşım Damla yaptı. Gelin tatlısı var bir de evet. Çok güzel. Onu da küçük dayımın eşi yaptı evet, yengeciğim. Bayağı çeşitler var. Çok var şimdi evet. Şimdi yemek takımını da beğendi gelinler. Fiyatını alalım. Çok güzel. Bunu ben set olarak almıştım. Setin içinde 5000 liraya falan gelmişti setin sanırım. Setin içinde ne vardı Tuğba? Setin güzel. İçinde evet, yok harda. Sadece bu 5000 liraydı ama setin. Ha, yemek takımı evet, 5000 liraydı. Okey. Çatal kaşık bıçaklar. Bunlar da bir 2000 lira falan da evet. Peki bu bardaklar? Bardakları da indirimli almıştım 1000 liraya. Bu. Evet. Şunlar. Evet bu kaç ikisi kişi? Bu takım. 12 mi? 12 kişilik. Aa, güzel. 12 kişilik kaça aldın? 1000. Çok iyi. Ama evet. Çok keyifli. Setin çok içinde evet. Bayağı bir uygun aslanım, aldım. Aslanım bir şey fark çok ettim. Güzel. Söyleyebilir miyim? Doğru muhtemelen. Aslanım canım. Çok güzel parlıyor. Yani bayıldım evet, pırıl var. Pırıl. Şekli çok güzel. Şekli de çok şık. Aa, yani bu paraya duruyor. Değer. Evet. Şu kenarını yeni fark ettim. Ben az önce fark ettim. Aslanın elinde çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Ben son olarak bir şeyi unuttum. Tamam. Bizim yöremize ait Kastamonu etli ekmeğimiz var. Halam yaptı canım. Kastamonu'dan geldi. Kastamonu'ya selam sevgiler olsun. Evet. Ellerine sağlık halacığım. Evet. Aşkım bir şey fark ettim ama sanırım sen bu yemekleri bence koymuşsun. Ya evet o kadar çok çeşit var ki sığdıramadım sehpaya. Ha. Mecbur kaldım bench kullanmaya yani ben kızlar. De diyorum oturacağımız yere niye nimet koyuyorsun evet, diye bir düşündüm evet, de değil. Temiz ama merak etmeyin. Yok temizdir mutlaka temizdir de biraz farklı durduğu için. Şey evet. Oldu ikinci bir kademe oluştu. Evet orada evet. Öyle yapmak aslanım, zorunda kaldım. Aslanım siz de hemen savunun yani hiç müsaade etmiyorsunuz. Birbirimizi savunuyoruz seni evet. Savunmadık bugününde. Yani evet güzel duruyor. Sanki böyle de görelim anaç ruhlu olmak böyle. İşte fazla yoktu ondan. Yani çok fazla olduğu için sığmazdı. Olsun canım benim. Eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Oturur bench'ten yeriz oturduğumuz tamam. Yerde. Evet. Evet. Kader'den başlayalım. Burcu'cum seninle devam edelim. Şu takımını çok beğendim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel duruyor. Yemek takımı da çok böyle kibar duruyor. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bu da böyle güzel olmuş. Normalde bu şekilde sevmiyorum aslında ama kötü durmamış yani güzel. Masa örtünü beğenemedim sadece. Evet. Pek uyduramadım buraya. Ben de kararsız sadece kaldım kullanıp kullanmamakta. Sadece da koyabilirdin. Yani öyle de şık durabilirdi çünkü masan da güzel. Onun haricinde farklı hep sunumluklar. Porfelen evet. İşte gold sanırım burası. Yok hayır o gümüş. Burada gold değil. Yok gümüş. Hmm. Gümüş kızlar. Ha? Işıktan, ışıktan yansıma demek. Gümüş o. Tamam. Gümüş ve cam. Bir de porselen kullandım. Üçü. Beni rahatsız yani etmiyor. Yani cam bardak cam olduğu için camlarla uyumlu diye düşünüyorum. Tabii. Gümüş olarak bunlar gümüş. Porselen. Şu şekilde beni rahatsız devamı. Etmiyor zaten. Evet. Kesinlikle ben ona parıltılı karşı bir insan değilim. Gayet beğendim. Ama sadece hani karışık duruyor. Ortası böyle hep sade ya dümdüz cam olsaydı ya da sadece porselen olmasını beklerdim. O kadar çok çeşit var ki yani onları ben kullanmak de çok zorundaydım. Çeşit vardı. Ben hep cam kullandım. Bunları kullanmak zorundaydım. Onun haricinde... Eline sağlık. Allah bereket versin. Çok teşekkür ederim. Yemek istiyorum. Evet Burcu. Tuğba, ikramlıkların çok güzel görünüyor. Önce teşekkür ederim. Sağlık her birinizin. Sadece her şey çok havada. Mesela ben şu öndekileri hiçbirisini göremedim. Hani her şey havada evet. Olmuş. Yemek takımını çok beğendim. Zaten bende de benzeri vardı. Görmüştük. Su takımın çok güzel. Bardakların uymamış. Şey, çay bardakları. Evet çay bardakları. Evet, yani bunlar şey günlükte kullanılan evet. Bardaklardan bence. Ben de günlük kullanıyorum öyle şık bir şey kullanmıyorum. Ama biz misafir olarak geldik ben misafirlik hani, almadım bize onları. Bir şey al, hani olabilirdi. Ben işte almak istemedim. Yani, bu peçetelik ben böyle gidiyor. Sevmiyorum. Evet. Kendim daha önce de söylemiştim. Onu böyle açıyoruz. Böyle önümüze. Öyle kullanıldığını ben de biliyorum evet. Ama böyle sevmiyorum. Hani şey, benim şeyler. Hoşuma gidiyor. Evet. Hoşuma gidiyor. Masan ama uydurmuş inciyle. Masan evet. Çok evet o detayı çok sevdim ya. Evet Burcu. Masan çok güzel. Hem masa örtüsü sermişsin hem runner sermişsin. Çok kötü bir görüntü olmuş. Evet runner'ı da var. Sadece runner veya evet. Masa örtüsü kullansaydın.
bence daha güzel teşekkür olur. Teşekkür ederim. Çok doğru. Cam sürahin çok güzel. Takımına uygun. Ederim. Ama o plastik kapaklıları ben olsaydım koymazdım. Mecburen başka kapım yoktu. Ben gittim aldım mesela. Ama size özel olsun. Plastik de kullanmak istemezdim. Yani o şekilde kullan. Yine cam ama şişe yani. Ama yine de elinize emeğinize sağlık. Bir dakika, cam şişe kapağı plastik olabilir. Ya yani benim hoşuma gitmediği için söyledim. Hepsi öyle. Üçü de öyle. Anladım. Bunların bambu anladım. Kapaklıları var mesela. Onlar evet. Da çok şık dururdu. Olabilir bambu uygunlu. Kapak olabilir. Hem daha evet. Sağlıklı. Bu ne bu? Hayır, kapağı bambu. Bizim tosta şerbetimiz. Kahve sonunda da ikram etmiştim. Evet. Anladım. Aha. Ben de böyle nar suyu falan. Aa, bu beyaz. Ayran. O ayran. Et ekmek olduğu için hani ben. Çok iyi. Et ekmeğin yanına yakışıyor. Genel olarak hani ikramlıklarını beğendim. Ellerinize teşekkür sağlık. Ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim de sana cevap olarak verebileceğim. Ben böyle havada çok seviyorum. Supluluğu. Evet, sen kimin evindeydi? Burcu'nun evinde miydi? Ben de yoktum. Birisi bana neydi? Dedi ki biraz daha böyle yüksekte servis kapların benim olsaydı daha iyi olur demişti. Birazı da aşağıda kalmış hatta. İşte o kadar çok hani seviyorum. Çok yok şey aşağıda da var böyle yukarıda yüksek duran. Ben de sevmiyorum. Nasıl yukarıda yüksek. Biraz daha büyük masa olsa mesela senin masan da güzel olur böyle. Çok ben de yoksa uzun ama uzun. Evet güzel olurdu. Evet. Bu şekilde. Peki o zaman afiyet olsun diyelim mi? Evet. Diyelim, diyelim, diyelim. Arka diyelim. Afiyet olsun. Aşkom yemek masası güzeldi. Beğendik yani. Beğenmedik değil. Hatta paket yaptım, eve bile götürüyorum. Hoşuma gitti yani. Niye götürmeyeyim ki?